sadece kamu otoritelerinin değil, sadece mahalle idareleri var. Ulusal düzeydeki stratejik planlarında da hayat boyu eğitim olarak ifadesini veriyor. Hayat boyu eğitim dediğimiz zaman... Sayın Valimiz, başta olmak üzere tüm il müdürlerimize, özellikle il milli eğitim müdürümüze ben teşekkür ediyorum. Bu yönden Büyükşehir Belediye Başkanımızın ekibine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten baktığımız zaman diğer illerde de mutlaka bir insan kaynakları arasında da, bilgi teknolojileri arasında da çok yüksek bir katkısının olduğunu gördüm. Konya Belediyeciliği zaten yıllardır eğitime verdiği destek hepimizin malumu. Bugün birçok alanda, spor alanında, kültürel alanlarda, akademik alanda protokol imzalıyoruz. Yaptığımız çalışmaları güncelliyoruz. Ben Konya Milli Eğitim Müdürü olarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilçe belediyelerimize bize sağladıkları tüm katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü bize çok büyük katkılar sağlıyorlar her anlamda. Protokolümüzün de hayırlı olmasını diliyorum. Konya modeli belediyecilik diye ifade ettiğimiz şey aslında her yaştan insanın her türlü hizmetten faydalanması. Bunun için merkezi hükümetimizin ve yerel yönetimin işbirliği açısından da Konya tüm Türkiye örnek işler yapıyor. Bu manada Sayın Valimiz, başta olmak üzere tüm il müdürlerimize, özellikle il milli eğitim müdürümüze ben teşekkür ediyorum. Sayın Valimizin koordinasyonunda çok uyumlu bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her yaştan vatandaşımıza hizmet üretme konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla ana sınıfından başlayan bir işbirliği çalışmamız var. Birinci sınıfların itfaiye merkezine götürülerek onların yangın konusunda bilinçlendirilmesiyle başlayıp 12. sınıfın sonuna kadar birçok alanda faaliyet yürütüyoruz. 3. sınıf öğrencilerimize yüzme öğretmek, 7. sınıf Taşlı'daki tüm öğrencilerin Konya merkeze getirilmesi, ayrıca merkez dışındaki ilçelerde yapmış olduğumuz spor okulları, bilgihanelerimiz, lise medeniyet akademilerimize, komeklerimizi halk eğitimle ciddi bir çalışma yürütüyoruz ve sertifikalarımızın tamamı Milli Eğitim Bakanlığı onaylı tarafından ayrıca bize ciddi bir eğitimci desteği, öğretmen desteği veriyor bakanlığımız. Bununla birlikte 11. sınıf öğrencilerimizin Atabey Gençliğin İzinde kapsamında Konya'dan İstanbul'a yapmış oldukları seyahatler, 12. sınıf öğrencilerimize tüm Konya genelinde yapmış olduğumuz deneme sınavları, dijital eğitim desteklerimiz, burslarımız, yani ana sınıfından başlayarak 12. sınıfın sonuna kadar tüm yaş gruplarında birlikte faaliyetler ve çalışmalar yürütüyoruz. Bu gelinen noktada Konya modeli belediyecilik tüm Türkiye'ye örnek olmuş durumda. Bu fırsatı bize sağladığı için Sayın Valimize ben teşekkür ediyorum. İnşallah öğrencilerimize, çocuklarımızla ilgili projelerimizi üretmeye devam edeceğiz. Sadece öğrencilerimiz ve gençlerimiz değil, özellikle hanım kardeşlerimizin yararlandırdığı komek meslek edindirme kurslarımızda da Konya'nın bu geniş coğrafyasında 31 ilçenin tamamında birlikte faaliyetler ve çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah bu imzalamış olduğumuz protokolde bundan sonra yapacağımız işler için yeni bir başlangıç olacak. Tekrar Sayın Valimize, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve Müdür Yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Konya halkına, gençlerimize, kadınlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Esasen ilimizde çok güzel bir şekilde işleyen ve geleceğe matuf olarak daha iyi götürmesi yönünde hayırlı bir işi hep beraber hem müşahede ediyoruz, hem tasdik ediyoruz, hem de istikamet üzere bu işi daha da nasıl iyileştiririz diye toplandık. En iyi iş, en hayırlı iş eğitim işi. Gençlerimizle, çocuklarımızın geleceğe matuf olarak güvenle bakabilmeleri, iyi yetişmelerinin sağlanması tek tek bütün insanların, her anne babanın en birincinin hem vazifesi hem talebidir. Bu vazifeyi, bu talebi insanların tahakkuk ettirmek üzere el birliği, iş birliği yapmak çok kıymetli. Esas itibariyle hangi alanda olursa olsun her işin özünü, esasını eğitim, marifet işleri oluşturuyor. Bu anlamda da sadece kamu otoritelerinin değil, sadece mahalle idarelerinin değil, aslında her insanın en öncelemesi gereken bir konu. Buna son zamanlarda milli düzeyde kalkınma planlarımızda, ulusal düzeydeki stratejik planlarımızda da hayat boyu eğitim olarak ifadesini buluyor. Konya'mızda elhamdülillah bu tarihten öteden beri eğitim marifet hizmetleri en öncelenmiştir. Bugün de Konya'mızda bu tarihi birikimi, bu tarihi mirası, bu tarihi kültürü
taşıyacak alimlerin, ariflerin, öğretmenlerin olması önemli. En kıymetlisi de Konyalı hemşehrilerimizin teveccühüne mazhar olmuş, seçilmiş belediyelerimizin bu anlamda en nitelikli rolü almış olmalı. Bugünkü protokolümüzün konusu da esas itibariyle hayat boyu eğitim, herkesi eğitime katmak, herkesin imkan kabiliyetini eğitime odaklandırmak. Bu yönden Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten baktığınız zaman diğer illerde de mutlaka belediyelerimiz eğitime önem veriyorlar ama bizim çalıştığımız yerlerde gördüğümüz Konya'da çok daha anlamlı, çok daha önemli, çok daha etkili, çok daha yaygın, çok daha nitelikli bir eğitim kamu hizmetine katkı sunma keyfiyeti var. Bu bizim için en önemli kazanç, istinat noktası. Bugünkü protokolde de ben de şimdi doğrusu dün alıp okudum, baktım hem sosyal anlamda, hem mesleki anlamda, hem kültürel anlamda, hem eğitsel anlamda Milli Eğitim Bakanlığı'nın stratejik hedefleri doğrultusunda eğitim hizmetlerini hem fiziki altyapısıyla hem diğer anlamlarda herkese hitap edecek kurslar vardır. Şöyle bir baktım rakamlara, şimdiye kadar 250 binin üzerinde insanımız, öğrencilerimiz başta olmak üzere bu kurslardan yararlanmıştır. Yani belediye ve Milli Eğitim işbirliği halinde. Bu konuda gerçekten belediyelerimizin katkıları sadece parasal olarak değil, artık ilgili birimleriyle uzmanlaşarak bunu iyi bir şekilde her günde insan kaynakları açısından da, bilgi teknolojileri açısından da çok yüksek bir katkısının olduğunu gördüm. Teşekkür ederim.